Gün ortasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dönemin popüler fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları iş bulmakta zorlanıyor. Yaklaşık 300 bin mezun kamuda kadro talep ediyor. Peki onların sorunlarına bir çözüm bulmak mümkün mü? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya konuğumuz, kendisiyle konuşacağız. Sayın Kaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz Hüseyin Çelik'i Türkiye'nin Nabzı programında konuk aldık. Orada inanılmaz bir Twitter bombardımanı oldu. Lütfen bizim sorunlarımızı da konuşun diye söz vermiştim onlara ve sözümüzü gerçekleştirdik ama o günden beri o kadar çok tweet atılıyor ki nedir kadro meselesi, nedir bu sorun gerçekten çok bilmiyorum, hala tweet atanlar var, sizden öğreneceğiz. Şimdi efendim burada iki temel sorun var esasında. Evet, nedir sorunları? Birincisi kurumların kadro taleplerinin Maliye Bakanlığı tarafından kısıtlanması. İkincisi de atama sistemindeki çarpıklıktan kaynaklanmakta. Atama sistemindeki çarpıklık. Evet. Şimdi maliye bölümünü anlatın isterseniz. Diğer atama sisteminde nasıl çarpıklık var size göre? Onu evet. Esasında şunu bilmekte fayda var sanıyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminden günümüze kamu kurumlarında memur yetiştirmek için açılmış fakültelerdir ya da üniversitelerdir. Oysa günümüzde geldiğinde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Oraya girmek için şimdi, normalde herkes yarışırdı ama şimdi herhalde çok tercih edilmeyen bir artık biz bunu söylüyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden uzak durun. Çünkü mezun olduğunuzda potansiyel işsizler kadrosu sizler olarak adınızı yazdıracaksınız. Oysa son derece bugün kamu kurumlarında vatandaşların her gün karşı karşıya birebir yüz yüze geldikleri bu kişiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından alınması, yerleştirilmesi ki neden? Bu okullarda, bu üniversitelerde bunların eğitimleri veriliyor. Genel idari hizmetleri dediğimiz halk tabiriyle bilinen düz memur olarak adlandırdığımız kişilerin eğitimleri bu okullarda veriliyor. Biz kurumlara gittiğimiz zaman bugün çok sıkıntılı süreçlerle de karşılaşabiliyoruz. Nasıl şimdi mesela? Örneğin farklı üniversitelerden işte atama sistemindeki yanlışlık dediğimiz atama öğretmen, sistemindeki bana gelen tweetlerden bir tanesi öğretmenlere bu kadrolar öğretmenlere veriliyor şeklinde bir tweet geldi. Evet, bu atama sisteminin çarpıklığından oluşmakta. Şimdi nedir atama sistemindeki çarpıklık? Örneğin İBF'lilere yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına bir kod tanımlanmış. Bu kodu lisansüstü mezunlara da açtığınız zaman ne oluyor? Kendi alanlarında iş bulamayan, örneğin mühendislik fakültesinden mezun olmuş, mühendislik alanında iş bulamayan, fen edebiyattan mezun olmuşlar, öğretmen eğitim fakültelerinden mezun olmuşlar, sağlık alanından mezun olanlar kendi alanlarıyla ilgili iş bulamadıkları zaman ne oluyor? En basitinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine tahsis edilen ama diğer fakülte mezunlarının da tercih yapabilecekleri bir alan olarak belirlediğiniz kod müracaatlarını yapıyorlar ve mesela bir Twitter'da diyor ki biri Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının ne işi var diyor PTT'de, Maliye'de, SGK'da, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi kadrolarda. Doğru. Diyor. Şimdi sıkıntı asıl ana nokta burası. Evet. Kaç mezun var? Kaç kişi şu anda iş bekliyor? Mesela sayı da verelim. Sonra 2012 yılında yapılan KPSS sınavında 924 bin aday sınava dahil oldu. Bunların 350 bini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları. Dolayısıyla şu an Kasım ayı atamada yaklaşık olarak 35 bin civarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları kadro bekliyor. Bunun ne kadarını alabilir ya da Maliye Bakanlığı bunun ne kadarına izin verir? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu anki talepleri de zaten kadro sayılarının artırılması. Örneğin 2011 Kasım ayında yapılan atamalarda sadece 404 adet İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına kadro verildi. 404. 404. Evet. 300 bin mezun var. Evet. 404. Her yıl 35-40 bin civarında. Bu Türkiye ve Avrupa'nın en fazla mezun veren okuldur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Şu an mezun olan örneğin 35-40 bin aday önümüzdeki dönem içerisinde potansiyel işsiz olarak işsizler sınıfında yerini alacak. Şu anki Kasım ayındaki atamalarda 35-40 bin civarında bir atama bekleniyor. Haziran atamasında ise sadece 15 bin talebe karşılık 2900 kadro alabildi. Yani burada ne yapılabilir peki? Yani nasıl
Atama sistemi mi farklılaştırılabilir? Evet, şimdi atama sistemindeki bu çarpıklığın bir kere düzeltilmesi lazım. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının atama yapılacağı kodlara başka fakülte mezunlarının bu kodda müracaatlarının engellenmesi gerekiyor. Örneğin geçtiğimiz atama döneminde, Haziran döneminde gümrükle ilgili çok ilginç bir olayla karşılaştık. Evet. Gümrük Bakanlığı merkezi atama sisteminden ayrılıp kendisi mülakat tekniğiyle memur alımı yaptı. Ve bu memur alımları aynı dönem içerisinde KPSS merkezi ÖSYM merkezi yerleştirme dönemiyle birbiri içerisine çakıştırılmış oldu. Ne oldu şimdi aday? Aynı zamanda hem gittik Gümrük Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat etti, mülakata girdi, sınavı kazandı, yerleşmiş oldu. ÖSYM tarafından, yani merkezi yerleştirme tarafından da gidip aynı zamanda ikinci bir tercih hakkını daha kullanmış oldu. Eğer kişi gümrüğü tercih etmezse gitti öbür taraftan başka bir yerleşmiş oldu. Ne oldu? Gümrükteki kadrosu boş kaldı. Gümrüğün ikinci bir alıma kadar bu kadroyu doldurma imkanı yok. Bu hem adayın bir başka adayın önüne geçmesi ya da hakkını gasp etmesi anlamına hem de bir adaletsizlik mekanizmasının ortaya çıkmasına bir sebep oluyor. Bir de gelen tweetlerden mülakat sorununun da ciddi bir sorun olduğunu yazıyorlar. Nasıl? Şimdi, mülakat sorunu nedir? Mülakat sorunu nedir? Düşük puanlarla siz gidip Gümrük Bakanlığı'na müracaat ediyorsunuz. Hı hı. Mülakata giriyorsunuz. Mülakatta ne olduğunu tabii ki nasıl bir mülakat uygulandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla çok farklı durumlar nedeniyle başka daha yüksek puanla merkezi atama yöntemiyle atanmış olsa yüksek puanı nedeniyle o kuruma bir başkası yerleşeceği yerde daha düşük az puanla farklı nedenlerde farklı yöntemlerle o kuruma yerleşenlerin olduğunu bir. Şu an şimdi öğrenciler, şimdi herkes tabii İktisadi İdari Bilimler Fakültesini tercih eden yine yüzlerce binlerce öğrenci var, evet. Ama sonuçta böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Şimdi bir diğer temel sorun da o. Biz her ile üniversite açıyoruz, üniversite kuruyoruz ve bu üniversitelerde de en basit açabildiğimiz fakülteler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Her üniversitenin bünyesinde bir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi var. Dolayısıyla ya bu üniversitelerdeki... Çok kolay mı açılıyor bu bölümler? Evet, hiçbir masrafı olmayan çok basit bir fakülte. Oysa içeriği çok farklı, içeriği çok dolu. Bugün kurumlarda... İçeriği nasıl, biraz içeriğinden bahsedelim. İçeriğini yani nasıl beyin mi veriliyor burada? Bugün örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittiğiniz zaman nasıl bir hizmet bekliyorsunuz? Sosyal güvencenizle ilgili nasıl emekli olurum, maaşım ne olur, hastalandığım zaman ne olur? Bütün bunların eğitimleri bu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde veriliyor. Dolayısıyla hazır yetişmiş elinizde sizin bir elemanınız var. Kamu kurumları da esasında bu noktada sıkıntılı. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu merkezi atama yöntemiyle eleman talep ediyor. Kendisine farklı meslek gruplarından adaylar geliyor. Örneğin evet. Mühendis geliyor, öğretmen geliyor, ziraat mühendisi geliyor, orman ertesi yıl bir yıl içerisinde bu öğrencileri, yani bu memurları eğitiyor ama bir sonraki yıl diğer kurumlara yatay geçiş yoluyla farklı alanlarda, yani kendi meslekleriyle ilgili bir kadro açıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çıkıp bir başka kuruma yatay geçiş yoluyla gidebiliyor. Bu sefer ne oluyor? Kurumdaki bu memur açığı ya da yetişkin olmayan, o kurumun iç bünyesini bilmeyen farklı her yıl memurlar geliyor. Örneğin geçtiğimiz yıl çok enteresan. Bir gün iş kurumuna gittim. Memurlar bütün masalarda oturuyor. Ertesi gün gittiğimde hiçbir memur kalmamış. Sordum müdüre, hayırdır? Dedi ki memurlar kendi meslekleriyle ilgili, çünkü hepsi de öğretmendi. Atama yapıldı. Hepsi de yerleşti. Kurumdan ayrıldı gitti. O memur sıkıntısı evet, var ama hepsi başka biz yerler. Vatandaş olarak işimizi nasıl yapacağız? Dedi ki buraya ben oturacağım. Şefimle beraber sizlerin işlerini göreceğim. Yani işin temelinde böyle bir çarpıklık, yani sistemden kaynaklanan aslında, bir çarpıklık aslında var. Aslında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kadro bulunabilir. Fakat böyle bu tür atamadaki sistemden kaynaklanan sıkıntılardan evet. dolayı bu sorun aşılamıyor o zaman. Aşılamıyor. Çünkü bu sistem aynı zamanda diğer meslek gruplarındaki adayları da zor durumlara bırakıyor. öğretmen olarak benim örneğin 2012 yılında atamamı beklerken atanamıyor isem o zaman ne yapıyorum ben? Gidip bir başka mezunun ya da eğitimini aldığı bir mezunun çalışabileceği bir kuruma kendimi atamak zorunda bırakıyorum ve oraya atanıyorum. Dolayısıyla sistem kendi içerisinde ya da Maliye Bakanlığı mezun sayısına göre ve kurumların ihtiyacına göre alımlara, memur taleplerine cevap vermiş olsa bu sıkıntılar da ortadan kalkmış olacak. Peki şimdi görünen o ki Maliye Bakanlığı'ndan işte bu kadroların onaylanması için evet. Siz bir tabii baskı yapıyorsunuz. Evet. Dolaylı baskıyı da buna yaptınız ama ben sorunlarınızı merak ettiğim için gerçekten evet. Habercik ekranlarınız size aşık editör kadrolarımızla ediniz. Birlikte. Peki bu kadroların onaylanma ihtimali nedir Maliye Bakanlığı'nda ve öte yandan mesela...
Önümüzdeki hafta Sayın Çelik'le görüşecekler, sorunlarını dile getiren bir sunum yapacaklar. Esasında bu noktada hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem Gümrük Bakanlığı, hem diğer kurumlarımıza ilişkin bakanlıklar da yeterince kadro alamamaktan dertliler, sıkıntılılar. Oysa bugün yaklaşık 2000 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na memur açığı var. Çalışma Bakanlığı'yla geçtiğimiz günlerde de ben bizzat görüşmüştüm. Bununla ilgili İBF'lilere bir şans tanıyacaklarını, hatta Türkiye İş Kurumu'nun bu iş koçu diye tabir ettiğimiz geçtiğimiz aylarda atamaları yapılan ve göreve başlayan adaylar gibi yine yaklaşık 2-4 bin civarında bir iş koçunun alınacağını, bunların ön lisanslardan değil, böyle bir söylenti var, ön lisans mezunlarından değil, özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından alımı ile ilgili bir ifadesi vardı. Bu ifadeyi de sizin aracılığınızla tekrar hatırlatmış olalım Sayın Bakan'a. Gerçekten bunu bir İBF'li olarak ya da bir okuldan mezun olmuş bir değil, çalışma hayatının içerisindeki işsizlikle mücadeleyi yakından takip eden, bu meslek alanı içerisinde olan bir kişi olarak işsizlikle mücadele ettiğimiz ekonominin ve diğer alanlardaki olumlu gelişmelere paralel olarak Maliye Bakanı'nın da kurumların ihtiyacı olan vatandaşlara kurumların kaliteli hizmet verebilmelerini sağlayacak o ehil aday, memurları ya da eğittiğimiz o gençlerimizi kurumlara yerleşmelerini ve vatandaşlara da kalite hizmet vermelerini açıkçası bekliyoruz. Biz de sesinizi duyurmanıza yardımcı olduk. En azından üzerinize düşen görevi yaptık. Çok teşekkürler. Sağ olun yayına katıldığınız için. Bir dönemin popüler fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları iş bulmakta zorlanıyor dedik. Sorunları nedir? Onlara kulak verdik. Yaklaşık 300 bin mezun kamudan kadro talep ediyor. Onların sorunlarına çözüm bulmak mümkün mü? Bütün bu soruları mercek altına aldık. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile konuştuk ve böylece gün ortası programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 10.